Selamu ala eşrefil mürselin Seyyidena ve senedena ve mevlana Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ künnâ linehtediye levlâ en hedânallâh ve mâ tevfîkî ve lâ i'tisâmî illâ billâh. Aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unib. Neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike le ve neşhedü enne seyyidena Muhammeden abduhu ve resuluhu la nebiyye ba'de. Emma ba'du fe ya ibadallah, ittakullaha ve ati'uh. İnnallaha ma'allezine ettakav vellezinehum muhsinun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve betagi fima ataakallahu ddaral ahire. Ve la tensa nasibeke mined dunya. Ve ihsin kema ihsanallahu ileyk. Ve la tabghil fesade fil ard. İnallaha la yuhibbul muhsinin. Sadakallahul azim ve bellagana rasuluhun nebiyyül haşimiyyül kerim. Muhterem kardeşlerim, Rahman'ın yeryüzünde en büyük tecellisi mizandır. Allah'ın adına izafetle ifade edilen Rahman suresinde Cenab-ı Hak Rahmaniyetini 4 defa mizan, 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 mizan ifadesiyle anlatmıştır. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَدَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَدْغَوْ فِي الْمِيزَانَ وَاَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْتِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ Kainattaki bu mizan dengeyi ortaya koymaktadır. Cenab-ı Hak sünnetullahi ile ve kelami ile bize anlatmaktadır ki, ey kullarım, siz de Rahman'a ulaşmak istiyorsanız hayatınızda dengeye riayet ediniz. Akıl ve kalp dengesi kurunuz. Ruhi hayat ve ceset dengesine riayet ediniz. Şahsi hayatınızla ailevi hayatınız, ailevi hayatınızla ibadet hayatınızın dengesine riayet ediniz. Ve Allah yolunda hizmet yaparken aile hayatınızı ihmal etmeden bu dengelere riayet ediniz. Ve hakeza yüzlerce denge ifade edilebilir. Bu dengelerden birisine riayet etmediğiniz zaman zincirleme trafik kazası gibi arızalar olacak ve başınıza sağanak sağanak belalar gelecektir. Cenab-ı Hakk'ın vaaz ettiği en büyük dengelerden bir tanesi, bizim riayet etmemiz lazım gelen en önemli dengelerden bir tanesi, dünya ve ahiret dengesi. Okuduğum ayet-i kerime Kasas suresinde, وَبْتَغِ فِي مَا اَتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ Allah'ın size verdiği şeylerle siz ahiret yurdunu araştırın. Şey umumiyet ifade eder. Allah size ne şey verdi ise, verdiği akılla, ilimle, servetle, şerefle, şöhretle ve hakeza, gençlikle, ihtiyarlıkla ve bahşettiği maddi imkanlarla,
Allah'ın verdiği şeylerle siz ahiret yurdunu araştırınız. Ve la tense nasibeke minet dünya. Ama dünyadan da nasibinizi unutmayınız. Dünya ve ukba dengesi içerisinde halk arasında bir söz var. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya hayatına, yarın ölecekmiş gibi ahiret hayatına. Bu halk arasında bir söz. Böyle bir hadis-i şerif yok. Metni zayıf bir hadis olsa bile ayet onu nesheder. Cenab-ı Hak dünya ukba dengesini vaz ederken ahiret ağırlıklı dünyada yaşama dengesini vaz eder. Allah'ın sana ihsan ettiği şeylerle sen ahiret yurdunu araştır. Ama dünyadan da nasibini unutma. Ahirete göre dünya sadece nasiplenecek kadar bir yerdir. Üstad Bediüzzaman'ın da ifadesiyle bir üzüm tanesi yedirir, dünya 100 tokat vurur. Dünya çok gaddardır, çok mekkardır. Bir üzüm tanesi yedirir, bari bir salkım yedirse. Bari üzümü doyuncaya kadar yedirse, hayır. Bir üzüm tanesi yedirip arkasından 100 tane tokat vurur. Dünya ve ukba dengesi içinde şöyle bir ifade kullanabiliriz. Dünyaya dünyanın çapı ve ömrü kısalığı kadar, ahirete de ahiretin çapı ve uzunluğu kadar değer vermemiz gerekiyor. Ve la tense nasibeke minet dünya dedikten sonra dünya ukba dengesi işte burada var. Ve ahsin kema ahsenallahu ileyk. Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de Allah yolunda başkalarına ihsan et. Sen ver ki Allah da sana verecek. Biz bunu cemaate eskiden beri anlattığımız zaman, hocam dua et Allah bize versin de biz de sana veya hizmete neyse verelim. Vermediği zaman da, kendisi vermediği zaman da hocam az dua ettin diye bir de suçu bize atar. Allah öyle demiyor. Allah diyor ki şu ana kadar ben sana verdim. Verdiklerimden hele bir ver. Bak göreceksin, bana güven. Ben vaat ediyorum, sana vereceğim. Allah'ın verdiği şeylerden vermeyen insan Allah'a güveni yok demektir. Allah'ım ya vermeye verirsen demektir. Ve ahsin keme ahsenallahu ileyk. Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de başkalarına ihsan et. Bunu şöyle bir hortuma benzetebilirsiniz. Hortumu çeşmeye takınız. Açınız sonra ucundan, diğer ucundan su akacaktır. Ama diğer ucundan akan suyu kıvırdığınız zaman, suyu akıtmadığınız zaman diğer taraftan hortuma su girmez. Girerse bu hortumun faydasına değil, hortumu patlatır. Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de Allah yolunda ihsan et. Etmemekle şöyle bir duruma düşme. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْاَرْضِ. Yeryüzünde fesat çıkartma. Yeryüzünde en büyük fesatçılar Allah'ın kendisine ikram ettiği halde onu başkalarıyla paylaşmayanlardır. Bir anarşist varsa Karun gibi servet yiyanlardır. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْاَرْضِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Allah muhsinini, cömertleri, Allah'ı görüyor gibi Allah'a ibadet edenleri sever buyurmak suretiyle hayattaki dengeye dikkat çekiyor. Herhalde Hayber dönüşüydü, Huneyn dönüşünde de var. Efendimizin önünde yığın yığın ganimetler vardı. Ganimetleri Enfal suresinde anlatıldığı gibi 3/5'ünü gazilere, şehitlerin varislerine dağıttı. 1/5'i kendine aitti. Sadece Hayber dönüşünde elde ettiği 1/5 ganimeti Efendimiz kendisinde tutsaydı Karun'dan daha zengin oluyordu. O kadar serveti vardı. Fakat dağıttı, onları da dağıttı. İsteyene verdi, isteyene verdi, isteyene verdi.
ve en nihayet verecek bir şeyi kalmadı. Ama hala istemeler var. Efendimiz de vaat etti. Hazreti Ömer isteyenlere kızdı. Niye istiyorsunuz? Efendimizin bu kadar derdi var. Bir de vaat etme sıkıntısını, vaat ettiği şeyleri ödeme sıkıntısını yaşayacak. İstemeyin dedi. Sa'd ibn Ebi Vakkas ayağa kalkarak dedi ki ya Resulallah, olduğu zaman ver. Olmadığı zaman da vaat et. Arşın sahibi olan Allah seni mahcup etmeyecektir. Kendisine destek bulunca Efendimiz Aleyhisselam azı dişleri görülecek kadar tebessüm buyurdu. Ümirtü ene ve herkese, ümirtü ene ve herkese, ümirtü ene ve herkese, işte ben bununla emrolundum, işte ben bununla emrolundum, işte ben bununla emrolundum buyurmak suretiyle nebi dengesine, kulluk dengesine, dünya ve ahiret dengesine dikkat çeken Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Zira Allah ona kutsi hadisinde şöyle buyurmuştu. Enfik, ünfik aleyke. Sen infak et, sana infak edilecektir. Sen ver, sana verilecektir buyurmak suretiyle Efendimiz Aleyhisselam da dünya ve ukba dengesini kuruyor. Ahiret ağırlıklı yaşıyor. Çünkü verdiğin senin, vermediğin senin değildir. Lehe me kesebet ve aleyhe mektesebet esastır. Cenab-ı Hak bu ölçülere göre şu imtihan olduğumuz alemi, fani hayatımızı hakkıyla değerlendirmeye muvaffak olsun. Ela inne ahsenel kelami ve eblegan nizam kelamullahil melikil azizil allem kema kâlellâhu tebâreke ve teâlâ fil kelam ve izâ kuri'el kur'ânü festemî'û leh ve ansitû leallekum turhamûn. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezîne hum lizzekâti fâilûn. Sadakallâhul azîm. Bârekallâhu lenâ ve lil-cemîn. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi hamden kamiline kema emar. Neşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike le. Ve neşhedü enne seyyidena Muhammeden abduhu ve rasuluhun nebiyyil mu'teber. Ta'zimen li nebiyyihi ve tekrimen li fekameti şe'ni safiyyih. Ve kallallahu azze ve celle min kaili mukbira ve amira. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين اللهم صل وسلم على المسلمين اللهم صل ربنا آتنا في الدنيا حسنة عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.